Merhaba dostlarım. Bu videomda şu Ayasofya olayıyla alakalı birkaç sözle benim söylemem gerektiğini düşündüm. Bu kafa yapısındaki insanların ciğerlerini bilirim. Çünkü benim çocukluğum, gençliğim bunların arasında geçti. Yıllarca bizlere Atatürk'e hakaretler, küfürler, kafir Kemal, kafir Atatürk dedirten insanlardı bunlar. Tabii o zamanlar bizler cahildik ve de küçüktük. Bunların dediklerine inanıp Atatürk'ün kötü bir insan olduğuna inanıyorduk. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ve Atatürk'ü tanıdıktan sonra bunların ne kadar yalancı, ne kadar aşağılık insanlar olduklarını öğrendim. Tabii bunun karşısında gerçekten Atatürk'ü seven, samimi olarak ona vefa gösteren insanları bunun dışında tutarak şunları da söylemek isterim. Atatürkçüyüm diye geçinip, Kemalistim diye geçinip çok kötü şeyler yapan, inançlı insanlara zulümler yapan aşağılık insanlar da oldu. Yani bu Atatürk düşmanlığı durup dururken ortaya çıkmış bir olay değildir. Hiçbir tarafta kabahatsiz değildir bu olayda. Peki Atatürk bu ülkeye ne kadar iyilik yapmıştır? Gerçekten ne kadar kötülük yapmıştır? Şöyle bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bir başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu yenilenmeyi, sanayileşmeyi beceremediği için çökmüştür. Peki Osmanlı İmparatorluğu çökmüştür de dünyadaki diğer imparatorluklar dimdik ayakta mıdır? Şöyle bir bakalım. Fransa 1815'te imparatorluğu bitirmiş. Rusya 1917'de imparatorluğu bitirmiş. İngiltere 1815'te bitirmiş. Almanya 1918'de bitirmiş. Yani imparatorluk sistemi çökmüş. İnsanlar demokrasiye geçmiş. Batılılar demokrasiyi seçmiş, aydınlanmayı seçmiş. Peki Osmanlı ile diğer imparatorlukların arasındaki fark neydi? Onlar güçlüydü. Yenilenmeyi, sanayileşmeyi tamamlamışlardı. Osmanlı yerinde saymıştı. O kadar güçsüzdü ki hepsi üstüne üşüştüler tabii ki. Bazı aşağılık, art niyetli insanlar sanki Osmanlı'nın sonunu Atatürk hazırlamış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Halbuki Atatürk Osmanlı subayıdır, Vahdettin'in yaveridir. Adam sadece bir albaydır. Osmanlı çökmüştür. Sanki Musul ve Kerkük İngilizler tarafından işgal edilirken Atatürk diye bir adam piyasada varmış gibi Musul ve Kerkük'ü de Atatürk'ün İngilizlere verdiğini söyleyecek kadar aşağılık, namussuz insanlar bunlar. Atatürk piyasada yoktu daha. Adam albaydı, Osmanlı vardı. Cumhuriyet kurulmamıştı ki ülkenin tamamı neredeyse işgal altındaydı. Mondros Mütarekesi'nin ardından İngilizler 15 Kasım 1918'de Musul'u işgal etmişlerdir. Peki Atatürk bu arada kimdir? Sadece bir Osmanlı albayıdır. Daha adı sanı ortada olmayan bir insan Musul'u İngilizlere vermiş oluyor bu insanlara göre. Atatürk bu ülkeye ne kötülük yaptı? Atatürk milli mücadeleyi başlatmadan önce Türkiye'nin hali neydi? Yani Osmanlı'nın durumu neydi? Ne kadar işgal altındaydı? Şuradan başlayalım, en başından başlayalım. Bir defa bizim başkentimiz işgal altındaydı. İngiliz işgali altında değil miydi İstanbul 1918'den 1923'e kadar? Peki ülkenin ne kadar işgal altındaydı? Haritadan bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Batılı devletler adeta ülkeyi pay etmiş. Haritadan şöyle bir bakalım. İtalyanların elindeki topraklara bir bakalım. Karaman, Niğde, Aksaray, Konya, Akşehir, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Balıkesir, Bursa, Aydın, Milas, Muğla, Bodrum. Peki Yunanlıların elindeki topraklara bir de bakalım. İzmir, Manisa, Aydın. Bunlar da Yunanlıların elindeki topraklar. Peki Fransızların elindeki topraklara bir bakalım. Adana, Mersin, Kayseri, Tokat, Sivas, Elaziz, Malatya, Maraş, Antep, Kilis, Bilecik, Urfa, Mardin, Nusaybin, Diyarbakır, Antakya yani Hatay, Halep, Rakka, Hama, Humus. Bir de İngilizlerin elindeki topraklara bakalım. Irak, Musul, tabi Boğazlar bölgesi var bunun içinde, ortak bunların paylaştıkları, Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ, İzmit, İstanbul, bunların hepsi işgal altında olan topraklar. Yani Osmanlı'nın elinde neredeyse ufacık bir Türkiye kalmış. Peki,
Atatürk elini taşın altına koydu ve liderlik yaptı. Liderlik vasfı olan bir insandı. Lider olmak çok kolay bir şey değildir. Her insan lider olamaz. Lider dediğin insanlar kitleleri arkasından sürükleyen insanlardır. Atatürk üstüne düşeni liderliğini yaptı. Bizim atalarımız, dedelerimiz de kanlarıyla, canlarıyla bu cumhuriyeti kurdular. Liderlik o kadar önemli bir şeydir ki bugün günümüzde bile bireysel sporlarda ve takım sporlarında neden teknik direktörler ve menajerler vardır? Yoksa kendi kendine o adamda yetenek vardır. Ama lider olmadan hiçbir şey olmaz. Benim gözlemlediğim kadarıyla dünyada geçmişiyle kavga edip geleceğine bakamayan tek ülke Türkiye'dir. Biz geçmişimize saygı duymasını bilmeyen bir ülkeyiz. Osmanlı'ya da sonsuz saygı duyalım. Onlar bizim ceddimiz, atalarımız. Bu cumhuriyeti bize hediye eden Atatürk'e de sonsuz saygı duyalım. O da bize bu cumhuriyeti hediye etmedi mi? Yani geçmişimizle kavga etmekten elimize hiçbir şey geçmedi, geçmeyecektir. Bir de Sultan Vahdettin'le Atatürk'ü kıyaslayalım. Sultan Vahdettin'in elinde Abdülhamit Han'ın zamanındaki çöküşten, Mehmet Reşat'ın zamanındaki çöküşten, adamcağızın elinde hiçbir şey kalmamış ve İngiliz işgali altında olan neredeyse zavallı bir adam. Elini taşın altına koymayan bir adam. Atatürk ise elini taşın altına koymuş ve bu cumhuriyeti kurmuş bir insandır. Şimdi biz Vahdettin'e mi çok dua etmemiz gerekir, Mustafa Kemal Atatürk'e mi dua etmemiz gerekir? Sizlere bırakıyorum bunu. Bence her ikisine de dua edelim. Günahıyla, sevabıyla. Sizlere Amerika'dan şöyle bir örnek verebilirim. Abraham Lincoln, George Washington, Benjamin Franklin gibi insanlara Amerika sonsuz saygı gösteriyor. Kendi geçmişlerine saygıları var bu insanların. Onun için Amerika büyük bir ülkedir. Amerika kendi geçmişini de en acımasız bir şekilde eleştirebilen bir ülkedir. Yaptıkları sinema filmlerinden görüyoruz. Siyahilere en büyük zulmü yapan Amerikalılardır. Ama yaptıkları filmlerle, gerçek hikayeden uyarlama olan sinema filmleriyle kendilerini en acımasız şekilde eleştirebilen bir ülkedir. Bizler ne yapıyoruz? Türkiye'de iki tane grup var. Biri Osmanlı'yı kötüler, diğeri Atatürk'ü düşmanlık yapar. İkisinin ortasını bulamayan bir ülkeyiz. İkisine de saygı göstersek olmaz mıydı? Peki Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? İstanbul'u fethettiğinde tabii ki bir cami yapması gerekiyordu. İstanbul Hristiyanların şehriydi. İlk olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi. Ama ne yaptı? O kadar onurlu, namuslu bir insandı ki Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın hiçbir izini silmedi. Peki Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasaydı ne yapardı? Bence Ayasofya'yı yeniden kiliseye çevirirdi. Şundan dolayı, Ayasofya ile Sultanahmet'in arasında 200 metre vardır. Ben her İstanbul'a gittiğimde mutlaka Sultanahmet'te namaz kılarım. Sultanahmet'te vakit namazlarında iki tane saf zor görürsünüz. Sultanahmet'i tıklım tıklım doldurduk da Ayasofya'yı doldurmak mı kaldı? Bugün Ayasofya'da Hristiyanlardan kalan izler, resimler, yazıtlar hepsi durmuyor mu? Fatih Sultan Mehmet Hristiyanların da geçmişini silmedi oradan. Peki Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk kişi olarak ne yaptı? Sanayileşme seferberliği ilan etti. Çünkü Osmanlı sanayileşemediği için çökmüş bir imparatorluktu. Ondan sonra yaptığı işler kılık ve kıyafet, kendine göre kıyafetleri vardır. Bu da dünyayı peşinden sürüklemiştir. Şöyle örnek vereyim. 1900'lü yılların başında ve 1800'lü yılların sonlarında dünyanın her tarafında vurma bıyık modaydı. İngiltere'deki John Emmy'nin de vurma bıyığı vardı. Amerika'daki David Emmy'nin de vurma bıyığı vardı. Stalin'in de vurma bıyığı vardı. Yani Atatürk'ün burada yaptığı şey kılık ve kıyafeti zamanın şartlarına uydurmaktır. Bir de size şöyle bir örnek vereyim. Osmanlı padişahlarının fotoğraflarına, resimlerine bir bakın. Hiçbirinin kıyafeti diğerininkine benziyor mu? Çünkü dönemlerde kıyafetler değişmiştir, belli bir moda vardır. Çağrı filmini hemen hemen hepiniz izlemişsinizdir. Peki orada müminlerle müşriklerin kıyafetleri, sakalları, sarıkları hepsininki aynı değil mi? Peygamberimizin getirdiği sünnet Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Kılık ve kıyafet sadece tesettürden ibarettir. İstediğiniz şekilde, istediğiniz renkte giyebilirsiniz.
Önemli olan tesettüre uygun olması. Yani Atatürk'ün burada yaptığı şey zamanı şartlarına uygun kıyafetler giyilmesini sağlamaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle emreder tesettürü. İnsani şartlarda insana yakışır şekilde, vücut hatlarının belli olmadığı şekilde istediğin kıyafeti giy. Müslümana yakışan da budur. Yaptığı olaylardan ikincisi de tekke ve zaviyeleri kaldırmaktır. Peki tekke ve zaviyeleri tam olarak kaldırabilmiş midir? Kaldıramamıştır çünkü günümüzde hala faaliyetlerini aynı şekilde göstermektedirler. Peki tekke ve zaviyeler gerçekten ilim mi üretiyordu, şirk mi üretiyordu? Günümüzde ve geçmişte bir bakarsanız görürsünüz. Dünyaya ve insanlığa hangi ışığı saçmış? Batılılarla İslam ve Türk dünyasının arasındaki en büyük fark şudur. Batılılar önce kendi halkına, kendi ülkesine ışık saçmak için ilimle uğraşırlar. Türk ve İslam dünyasındaki bilim adamları ve ilim adamları da cahilleri memnun etmek için uğraşırlar. Halbuki onların gözlerini açmak için ilim üretmeleri gerekmez miydi? Atatürk bir de alfabe devrimini yapmıştır. Peki bu işi yanlış mı yapmıştır? Arap alfabesinin bugün 10 tane Arap ülkesi dışında hiçbir geçerliliği yoktur. Peki Latin alfabesi dünyanın en ücra köşesinde bile geçerlidir. Atatürk'e şöyle büyük bir iftira atılır. Bir gecede bütün bir milleti cahilleştirdi. Cumhuriyetin kurulduğunda erkeklerde okuma yazma oranı %10'du. Kadınlarda 4%'tü. Hangi milleti cahilleştirdi? Zaten okuma yazması olmayan bir millete seferberlik ilan edip okuma yazma seferberliği ilan eden adam değil miydi Atatürk? Bu iftiraları atmakta ısrar eden insanlara benim sözüm şudur. Bugün dindar olduğunu iddia eden insanlar Türkiye'de iktidarda. Dindarlığı hiç kimseye kaptırmayan insanlar bunlar. Buyursunlar, Arap alfabesini getirecek güçleri de var. Getirsinler bakalım dünyada ne kadar geçerliliği var. Peki biz Atatürk'e Türk milleti olarak nasıl teşekkür ettik? Adama Yunan tohumu dedik, İngiliz ajanı dedik, anası babası belli değil dedik. Adama yapmadığımız iftirayı, yapmadığımız hakareti bırakmadık. Adam İngiliz ajanı olsaydı İngilizlere karşı mücadele eder miydi? Selanik Osmanlı toprağı değil miydi? Selanikli diye adama Yunanlı dedik. Peki bu adamın anası babası Zübeyde anayla Ali Rıza Bey değilse bu adam gökten zembille miydi? Atatürk her şeyden önce onurlu, namuslu bir insandı. Olduğu gibi görünmeye çalışan, hiçbir şeyini insanlardan gizlemeyen, Allah'ın bildiğini kullarından saklamayan bir insandı. Ben hayatımda ergenlik çağımda bir iki kere içtiğimden hariç içki içmiş bir insan değilim. İçkiye de karşıyım. Ama adam içiyordu, bunu da hiç kimseden gizlemedi. Onurlu, namuslu davrandı. Atatürk kendisini dindar bir kisveye sokup da altından yemedik hiçbir bok bırakmayan insanlardan değildi. Onurlu ve namuslu bir insandı. Bizler de eğer ona düşmansak da, eleştireceksek de onurlu ve namuslu bir şekilde yapmamız gerekmez mi? Hadi diyelim Atatürk din düşmanı. Din düşmanı olan bir insan Kur'an meali yazdırır mı? Elmalılı Hamdi'nin Kur'an mealini Atatürk'ün yazdırdığını en karşıt olan insanlar bile inkar etmiyor. Din düşmanı olan bir insan, insanlar dinini öğrenmesin diye elinden geleni yapar. Kur'an meali yazdırmaz. İftiralarla beslenmekten lütfen vazgeçelim. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın.